Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış? Haber turumuza başlayalım. John Boyega ve Viola Davis bir araya geliyor. Boyega ve Davis, Gina Prince Bythewood'un yöneteceği epik tarihi film The Woman King'de başrolleri paylaşacaklar. Filmin hikayesinde 18 ve 19. yüzyıllarda Afrika'nın en güçlü devletlerinden biri olan Dahomey Krallığı'nda yaşanan gerçek olaylardan ilham alındı. Fantastic Beasts serisinin yeni filminin ismi belli oldu. Warner Bros. 3. filmin ismini Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore olarak açıkladı. Johnny Depp'in rolünü Matt Mikkelsen'ın devraldığı filmin yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Eddie Redmayne başrollü film 15 Nisan 2022'de vizyona girecek. Charles Dance ve Peter Mullen, The Hanging Sun'ın kadrosunda. Dance ve Mullen, Joe Nesbo'nun çok satan romanı Midnight Sun'dan uyarlanan yapımda birlikte rol alacaklar. İngiltere-İtalya ortak yapımı gerilim filmi, dinin egemen olduğu, güneşin hiç batmadığı ve yerel sakinlerin farklı bir çağdan gibi göründüğü Norveç'in bir bölgesinde geçecek. Peter Farrelly'nin yeni projesi belli oldu. Green Book ile en iyi film ve en iyi orijinal senaryo dallarında 2 Oscar kazanan Farrelly, Super in Love adlı komedi filmi için Amblin Partners'la yeniden bir araya gelerek filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Filmin senaryosunu ise Flint Wellness kaleme alıyor. Noémie Merlon, ikinci yönetmenlik denemesi için kolları sıvadı. Oyuncu, yönetmen ve senarist Merlon, ikinci uzun metrajı Le Femme au Balcon için yapımcı Pierre Guillard ile yeniden bir araya geliyor. Film, Güney Fransa'nın Marsilya kentinde kendilerini korkunç bir çıkmazda bulan 3 kadının geçirdiği 3 günü konu alıyor. Colin Firth'lü Operation Mincemeat filminden ilk görsel yayınlandı. Colin Firth'ün başrolünde yer aldığı, John Madden'ın yönetmenliğini üstlendiği Netflix filmi 2. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve gerçek bir operasyonu konu alıyor. Prodüksiyonla 2019'da başlanan filmin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Alejandro Iñárritu'nun yeni filminden ilk detaylar açıklandı. Oscar ödüllü yönetmenin Bardo isimli filminin başrollerinde Daniel Jimenez Cacho ve Griselda Stiliani yer alıyor. Nostaljik komedi olarak tanımlanan yapımda ünlü bir gazeteci ve belgesel yapımcısı olan ana karakter, varoluşsal bir yolculuğa çıktığı memleketi Meksika'ya geri dönüyor. Sıra geldi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına. Başrollerinde Denzel Washington ve Frances McDormand'ın yer aldığı The Tragedy of Macbeth, Joel Coy'nin kardeşi olmadan tek başına yazıp yönettiği ilk film olma özelliğini taşıyor. Dünya premierini 59. New York Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım 14 Ocak'ta Apple TV Plus'ta yayınlanacak. Rebecca Hall'un yönettiği ilk uzun metrajlı film olan Passing'in başrollerinde Tessa Thompson ve Ruth Negga yer alıyor. New York'ta Harlem Rönesansı'nın zirvesi sırasında zıt taraflarda yaşamayı seçen iki siyahi kadının hikayesini anlatan yapım 10 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak. White, I'm not sure it'd be so simple for a white person to pass for color. So you haven't ever thought to? What? You ever thought of passing? No, why should I? I have everything I've ever wanted. Pablo Larraín'in yönettiği Spencer, 1990'ların başında Diana'nın Prens Charles ile olan evliliğinin artık yürümediğine karar verdiği hafta sonuna odaklanıyor. Hikayesi 3 güne yayılacak olan filmde Prenses Diana'yı Kristen Stewart, Prens Charles'ı ise Jack Farthing canlandırıyor. They know everything. They don't. Amy Kappelman'ın ilk yönetmenlik denemesine imza attığı A Mouthful of Air'ın başrollerini Amanda Seyfried ve Finn Wittrock paylaşıyor. 29 Ekim'de vizyona girecek olan aile draması, iyi bir eş, anne ve çok satan bir çocuk kitabı yazarı olan Julie Davis'e odaklanıyor. Julie, hey, it's okay. It's okay. The stars were starting to disappear from the sky. Netflix'in pandemi temalı komedi filmi Stuck Together, Covid'in en yoğun olduğu dönemde bir apartmanda yaşayan bir grup aileye odaklanıyor. Aynı zamanda filmin yönetmeni ve yazarlarından biri olan Danny Boone başrollü yapım 20 Ekim'de premier yapacak. Bilmiyorum.
kedi çizimleriyle ünlü İngiliz ressamın hikayesini anlatan The Electrical Life of Louis Wayne filminin başrollerini Benedict Cumberbatch ve Claire Foy paylaşıyor. 1800'lerin sonundan 1930'lara kadar uzanan dönem filmi yönetmen Will Sharp imzası taşıyor. I am prepared to offer you a staff position. You capture something of a cat. 17 Aralık'ta çıkış yapacak olan The Witcher'ın ikinci sezonu yine Henry Cavill'in hayat verdiği Rivia'nın acımasız Geralt'ını takip ediyor. Netflix, Tudum etkinliği sırasında yayınladığı fragman ile beraber dizinin 3. sezonunun da onaylandığını açıkladı. Monsters army and this horrid looks claws and teeth. Adam McKay'in Netflix çatısı altında hazırladığı yeni filmi Don't Look Up, Cate Blanchett, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ve Timothée Chalamet gibi isimleri bir araya getiriyor. Bir meteorun dünyayı yok edeceğini öğrenen iki uzay bilimcinin hikayesini anlatan film, izleyiciyle 24 Aralık'ta buluşacak. You're here now. Here now. Your breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. John Swab tarafından yazılıp yönetilen Ida Redd'in başrollerinde Josh Hartnett, Melissa Leo ve Frank Grillo yer alıyor. Bir suç patronu ve oğlunu merkezine alan aksiyon ve gerilim türündeki yapım 5 Kasım'da sinemalarda ve dijitalde gösterime girecek. Exactly what they were looking for. Stop looking at me. Be cool, be cool. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.